Hepinize merhabalar. Canım mutfağaşka YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yöresel bir tarifle sizinleyim. Parmak yedirten nohut tava tarifiyle geldim. Urfa yöresine ait. Genelde e, kahvaltıda tüketiliyormuş ama bizde neredeyse bir ana yemek yerine giriyor. Bir öğün yerine biz e, tükettik. Gayet doyurucu, besleyici, sağlıklı bir tarif. Önce nohutlarımı şöyle gördüğünüz gibi güzelce ayıklayıp yıkadım. Üzerine Geçecek kadar su koydum. Ben akşamdan ıslatmadım. 2 saat dinlendirmesi gerek yeterli benim için. Ocağa aldım. 1 yemek kaşığı tuz, şöyle bol kimyon koydum. Kimyonu burada koymanız da çok önemli. Gazını alıyor kesinlikle. Gaz yapmıyor kimyonla birlikte haşladığınızda. Ocağa koydum. Şöyle fokurdadıktan sonra hemen altını kapatıyorum. Ve üzerine soğuk su dolduruyorum. Baktım benim tencerem küçük geldi. Başka bir tencere aktardım. Üzeri şöyle 4-5 parmak geçecek kadar soğuk suyla doldurdum. Altı kapalı kapağını da kapatıyorum. Ve bu şekilde 2 saat dinledirmesi yeterli. Ben kuru fasulye de öyle yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel yumuşamış. Şöyle bakın. Güzelce süzdüm ve bol suda yıkadım ve nohutlarım hazır. Ve şimdi tarifimin yapımına geçiyorum. Malzemelerimi bu şekilde hazırladım. 3 domates, 2 kap biber, 4-5 adet yeşil biber, 2 baş soğan ve 3-4 adet, 7 adet diş sarımsağım var. Şöyle soğanlarımı yarım ay şeklinde, jölyen şeklinde doğruyorum. Bol soğan kullandım. Çünkü lezzet veren soğan ve soğan gerçekten çok yakıştırıyorum. Ben de çok sevdiğim için soğanı çok koydum. Siz isterseniz bir soğan da koyabilirsiniz. Ben iki baş kullandım. Böyle büyük soğanlardan kullandım hatta. Ve domatesimi de aynı şekilde çok ufak doğramıyorum. Şöyle ortadan iki bölümden sonra tekrar o dimleri ikiye böldüm ve ortadan kesip sadece bu şekilde ince dimler halinde kestim. Yani yemeklik değil. Malzemelerin hepsini böyle iri şekilde, jöle şekilde doğruyorum. Biberlerimi de aynı şekilde tohum kısmını aldıktan sonra Jöle şeklinde kesiyorum. Yarım ay şeklinde diyelim. Kabirbirlerimi de aynı şekilde doğradım. Ve inanın ki çok lezzetli oldu bu yemek. Gerçekten denemenizi öneririm. Samsaklarımı da patladıktan sonra ufak ufak doğradım. Samsak da size kalmış. Çoğaltıp azaltmak size kalmış tamamen. Baharatlarımı bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, iki çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı toz kırmızı biber, iki çay kaşığı isot ve 2 iki çay kaşığı sumak kullandım. Baharatlarım bunlar. Bir çay bardağı zeytinyağı. Baharatlarım içine ekledim. Bir yemek kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı tuzumu da ekleyip baharatlarımı yağımla iyice karıştırıyorum salçam eriyene kadar ve şimdi haşlamış nohutlarımdan bardakla ölçüp alıyorum size ölçü vermek için haşlanmış noktam ben burada 4 bardak kullandım ardından baharatlarımı yağın üzerine ekleyip karıştırıyorum ve beni buraya kadar izleyip hala kanalıma abone değilseniz sizden ricam bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğendiyseniz beğenip tona basmayı unutmayın. Malzemeyi karıştırdıktan sonra şöyle kıvama baktım nohutum biraz az geldi. Bir bardak daha koydum. Ve burada 5 su bardağı haşlanmış nohut kullanmış oldum. Burada elimle karıştırıyorum kusura bakmayın. Eldiven de vardı ama takmadım. Ve elim eldivenden daha sağlıklı düşünüyorum daha temiz. Üzerine yağlı kağıdı yıkayıp buruşturup sonra üzerine kapatıyoruz. Ve fırına veriyoruz. Fırınım bu arada 200 derecede ısıtılmış. Her 15 dakikada bir karıştırmanızı öneririm. Bu şekilde daha güzel olur. Hem malzemelerimiz güzel pişer hem birbirle hem hal olur. 15 dakikada bir karıştırmanızı öneriyorum. 15 dakikada bir karıştırmadan 3 defa karıştırmış oldum. Burada 2 defa size çekim yaptım. Ve hemen tekrar fırına veriyorum. Tekrardan bir 15 dakika sonra çıkardım. Hani 15 dakika isterseniz 20 dakika isterseniz yarım saat. Ama arada karıştırmanızı öneririm. 2-3 defa karıştırırsanız ne kadar çok karıştırırsanız o kadar güzel olur. Hiç su kullanmadım. Domatesin kendi suyuyla pişecek. Ama Dilerseniz, eğer siz dilerseniz biraz sulu olsun, ıslak olsun diyorsanız üzerine bir su bardağı su ekleyebilirsiniz. Ve son aşamada fırından aldım. Kimi diyor 40 dakika, 10 dakika, yarım saat kesinlikle pişmiyor. Bir buçuk saatte fırında tuttum. Yani ancak kıvamı ben beğendim. Bilmiyorum siz belki daha e, diri olsun, böyle e, hem olmasın diye istiyorsanız bir saat yeterli. Ben biraz daha böyle birbirine geçsin malzemelerim istediğim için yarım saat daha pişirdim. Ve üzerine maydanoz serpip servis yapıyoruz. İnanın ki lezzeti anlatamam. O kadar güzel oldu ki ben şahsen nohut da sevdiğim için, baklagilleri sevdiğim için ve çok sağlıklı ve faydalı üstelik. Çok beğendim. Böyle ekmek bandırmalık yiyebileceğiniz muhteşem bir tarif oldu. Ve videomda sonra gelmiş bulunuyorum başka bir tarifte, başka bir videoda görüşünceye dek.